Sen bana demedin mi ismimi koy, ben sana bir bilezik takacağım. Çok sevindim dedin, benim ismimi koydun dedin, teşekkür ederim dedin. Kızım, sana bilezik takacağım dedin, tamam. Hak ettin dedin. Tamam. Nerede, nerede, nerede? Ben de bir torunuma takacağım, sana takmıyorum. Torununa da beşik aldım. Ona da bir şey bulursun şöyle, sen. Şey yap, onun bileğine göre güzel şöyle bir künye tak, madem öyle. Künye tak, çocuğa bana. Tak, tamam. Çocuğa öyle, künye öyle tak. Öyle olacak. Evet, onu İşte 3,5 yaşına gelmiş ya. Ya hani, düşürür diye takmıyorum. Düşürmez. Ha, ermiyor. Hani böyle sıkı sıkı takılıyor ya, annesi ona bakar. Yani böyle sıkı sıkı takıyorsun. Hem nazar boncuklular var, çok güzel. Bence şu an bu konuyu anca öyle bağlarsın. Torununa git şöyle güzel, en güzelinden böyle hakkıyla bir künya. Sen de gör, ben de torunuma takacağım. Heh. İnşallah göreceğiz, bekliyorum. Görersin. Bir 3,5 yıl daha geçmesin. Geçmez, torunumu seviyorum. Sen genelde verdiğin sözleri tutmaz mısın? Tutarım. Ama söz vermişsin bak. Hani söz verilir mi? Öyle söyleme Deniz. Ne söyleyeyim anne? Takmadı. Takmadın işte. Taktın mı? Ayşe ablacığım, yani bunun neyini şu an doğru değil diyorsun ki sen? Yani kıza bir vaatte bulunmuşsun ve yerine getirmemişsin. Sen şu an inkar ediyorsun söylediğin şeyi. Ben de yerine torunuma getireceğim diyorum. Ya bak, sözünü tutmamışsın ya, biz şu an bunu tartışıyoruz. Sözünü tutmamışsın, bunu tartışıyoruz. Neden tutmadın? Neden? Ben de onun kızın torunuma o zaman beşik almıştım. Büyüyünce alırım dedim. Kız beşik, ne ki beşik, herkes alıyor. Büyüyünce alırım diye düşündüm. Beşik ne ki, torunun olmuş senin ya. Senin oğlunun kızı olmuş. Sadece beşik mi aldın? Söyle bir, sadece beşik aldım de bari. Çünkü almadın. Sen var beşik ya sen. Beşik de mi almadı? Hayır, beşik. Aldım. Kayınpederim beşik aldı sadece. Sen var ya sen. Başka hiçbir şey. Sen hiç iyilik bilmiyorsun. Ya aldığını söyle diyorum bana. Ben bir şey demiyorum. Ben merak ettim ya Allah aşkına. Bir tane yaptığın iyiliği söylesene Deniz'e. De ki şunu yaptım de. Utanalım ya. Yaptım ya, kıyafetlerini ben aldım. Bezlerini ben aldım. Ay. Çocukların mı, Deniz'in mi? Aşkım, Ayşe ablacığım. Deniz'e, gelinine bir tane iyilik söyle dedin ya az önce. Şimdi sen söyledin. Yaptığım iyilikleri ne unuttun, nankörsün diyorsun ya. De ki... Sana şunu yaptım, ne yaptım? Zaten hiç bilmek eğilim benim. Hep konuşuyor, hep konuşuyor. Çocuklarıma bakma dışında hiçbir şey yok. Alıyorum. Bence tabii ben haklıyım. Kendini bulamadı yani zaten. Düşünüyorsunuz, bulamadınız bir şey zaten. Ben haklıyım, alıyorum. Peki Ayşe abla, Deniz de diyor ki... söz verdiği için ben isim koydum, Ayşe koydum. Şu an sözünde durmuyor. 3,5 yıl geçti ve ismini değiştireceğim. Evet. Değiştiremez. Emine duygu yapacak. Pazartesi değiştireceğim. Değiştiremez. Annemin ismini koyacağım. Koyamazsın. Göreceksin. Kızıma da alıştıracağım Emine ismini. Pıtış pıtış gidersin o zaman. Emine diye sesleneceğim. Nasıl gidecekmişim kim? Annemin ismini koy da göreyim. Sen mi göndereceksin beni? Sen koy da göreyim. Koyacağım, göreceksin sen. Ayşe ablacığım, Emine diye. Kovulma sebebi mi? Ya senin dünürün ya öbürü de. Ne olacak mesela, annesinin adını koydun. Söz bir kere çıkar ağızdan. Benim evet, ismini koydu. Bravo. Benim ismini koyduğu zaman değiştiremez. Kesinlikle sözler tutulmalı. Senin sözün tutulmalı. Gibi. Ben tuttum sözlerimi. Hani? Hani? İki saatte onu konuşuyoruz ya. Hani? Ay çıldıracağım şimdi. Torununu alacağım, sana alma. Ayrıca da ismini değiştirmek isterse annesi de. Hayır, annesi. Bir mahkemeye bakar, gider değiştirir. O zaman annesinin yani. İsmini koyacaktı, benimkini koymayacaktı. Keşke koysaymış. Bari annesiyle arası daha iyi olurdu, düzelirdi. Hatırın olsun diye koyduk işte. Çünkü ben baktığım için anneni koyamazsın. Annen nerede, ben yanındayım. Annem olsaydı gül gibi bakardı zaten. Ben de bakıyorum gül gibi, sen mi bakıyorsun? Artık kovamazsın da, kendi evi var. Olsun, o ev benim üzerimde. Evet. Sana ben verdiği yaptım. Kirayı bir yabancıya verir daha iyi. Gider başka eve. Gitsin. En azından yüz göz olmaz. Heh. Bence çıksın, yol orada. Ayşe abla, senin elinde bir koz var. Güçlü hissettiğin bir kozun var. Ev benim diyorsun. Evet. Ev benim. Canımı sıkarsanız anında kapıya koyarım diye yumruk sallıyorsun sürekli. Sürekli böylesin. Bu sefer torunlar da var. O zaman dilini tutacak. Ya bana ne alaka?
Ya için seni sızlamıyor mu ya? Gerçekten. Lanet olsun. Biri gelin, oğlum, artık torunlar var iki tane. Kapıya koyarım da kapı... Aman ne evin varmış ya? Benim adımı değiştiren kişiyi ben ne tutayım evimde? Sen sözünü tutmuyorsun çocuklara ki. Çocuklara günah değil mi? Onların günahı ne? Torunlar... Ya söylesene bunu yaşasalar. Torunlarımı atmam, bunu atarım. Ya ne demek alırım. Atmıyorum çocuklarımı? Onlar benim çocuklarım. Onlar gidince çocuklar ne olacak? Anneleriyle gidecekler. Anneleri zaten ilgilendiği yok ki. Allah Allah. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Bakıcı tutar. Ya tutsun, sıkıyorsa. Ne yapsın senin? Sokmam bakıcı ki, tutar. Bari sokmam. Bari bu kadar çenesini çekmez kimsenin. Bakıcıyı beni evime getireceğim. Ayol ne getirecek? Gidiyor ya bunlar. Senin evine değil, kendi evine. Kendinden gidiyorlar ya Ayşe abla. Gittiler. Orada el koyarım. Ne el koyuyorsun? Orada giderim. Alırım torunluğumu, ben bakarım orada. Sen her şeyin sahibi olacağını abla, zannediyorsun. Her şeye sahip olacağım sanıyorsun. Bak ben 42 yaşına bastım. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Vallahi ne gördüm ne duydum. Türkiye'yi 3 kere turladım. Her türlü kayınvalide gördüm. Ben hayatımda senin gibisini görmedim. Nursel ben sana bir şey... Nacizane senden çok küçüğüm, özür dilerim. Elini vicdanına koyup... Gerçekten senden ben böyle bir vicdan muhasebesi yapmanı... Nacizane Nursel olarak tavsiye ediyorum. Nursel Hanım her şeye karşılıklıdır. Hayır. Onun dillerinden. Bak hala ben şu an ne diyorum ya? Sen diyorsun ki... Ya bunu neden diyorum biliyor musun? Dayanamıyorum artık. Sen geçtim oğlunu, gelinini. İki tane çocuktan bahsediyoruz. Hala böyle yapıp duruyorsun ya. Ben torunlarımı vermem. Kapıya koyarım diyorsun. Ben... Diyorsun ki çocuklarını ben alırım diyorsun. Ya ay Allah'ım ya. Tehdit hep ya. Ya alamazsın. Ne demek alabilirim? Alırım bak, bakmayayım. Bakmasın, bir kere hukuken alamazsın. Alırım. Alamazsın. Ben beni babaanneyim. Bak sinirleniyorum ya. Hukuken alamazsın. Alamazsın. Hanımefendi. Bakarım ederim, hukuk yolunda alırım. Ayşe ablacığım, iyi misin? Benim bak, devlet alır, iyi. Devlet alır, sen alamazsın. O kadar söylüyorum. Yanlış biliyorsan da, yani bunu bil. Sen bu çocukları alamazsın. Babaanneyi baktıktan sonra onlar da babaanneyi seçerlerse... Annesi... Benim torunlarım beni seçer, ben ya onları sana. Alırım. Annesi babası sağ, gül gibi de bakıyor. Sana gerek bakamıyor mi derim. Seni mi dinleyecek hakim? Dinler babaanneyi. 3,5 yaşında çocuğun sadece annesine ihtiyacı olur. Anladın? Bak bunun başka lami cimi yok. Ya sen dış kapının dış mandalı oluyorsun bu saatten sonra. Bak affedersin, babaanne de olsan bu kadın bu çocukları doğurmuş mu kardeşim? Bu çocuk, bu kadın tek söz sahibidir. Anladın? Evet. Siz bir annesin, sen bak... Ya bir annesin Allah aşkına. Senin çocuklarını kim senden alabilir? Kim alır ya? Ben ne yaparsın onu... kapıda gibi durursun değil mi? Nursel Hanım ben de onun gibi yaparsam benimkilerini de alsaydılar kayınvalide. Allah Allah. Gerçekten çıldım. Ay yemin ederim saçım başım iyi olacağım ya. Şiştim. Ayşe vallahi abla ya. Yani, yırtacağım artık. Gerçi siz verirsiniz. Sen gerçekten ya yani rol mü yapıyorsun? Acaba sen mi rol yapıyorsun ya? Gel bizimle dalga mı? Şaka falan diyeceksin yapıyor diye bekliyorum ya. Allah Allah beni de bozuyorsun. Dördüncü gün valla sinirleniyorum ya. Şimdi. Bu da benim tansiyonumu çıkaracak. Ay benim çıktı be. Adamı değiştirecek. Olmayan tansiyon indi mi çıktı mı haberim yok. Vallahi elim ayağım oynuyor ya. Benim de başım ağrı getirdi. Ayşe ablacığım. Çocuk Ayşe sanki abla, bakmasını biliyor. Bir şey diyeceğim. Lütfen kendine gel. Ben kendindeyim Nursel Hanım. Bak bu kızı çocuklarıyla falan tehdit edemezsin. Al evini ne yapıyorsan yap. Ama çocuklarıyla tehdit edemezsin. O çocuklar denizin. Denizin. Evet. Torunlarım benimle kalıyor. Bak boşansalar Allah korusun mahkeme. Benim koynumda yatıyorlar. Duyuyor Nursel musun? Hanım. Çünkü sen dolduruyorsun çocukları belli ki. Evet. Çıldırtma beni ya. Gitmek istemiyorlar üst kata. Bunları izleyince niye bakalım acaba ne yapacaklar. Anladın? Ha. Benim torunum o annesinden çok benim üzerime düşüyor. Allah aşkına Evren ben vallahi daha fazla konuşmak istemiyorum. Tadıma gidelim. Gerçekten tatlı yiyelim, gelin. Sinirlerim bozuldu gerçekten.